Havacılık ve uzay mühendisi, uzay mühendisi. Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme ve bu gibi işleri yapan kişidir. Havacılık ve uzay mühendisi ne iş yapar? Sivil ve askeri kuruluşlarda yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar. Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar. Bunun yanında akademik kuruluşlarda proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür. Bu proje ve faaliyetler sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi, dış yapı gövde aerodinamiğinin etkileşimi, yapay zeka geliştirme, hava uzay elektroniği ve optik sistemler, telemanipülatör tasarımı ve kontrolü, lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri, uydu dinamiği ve kontrolü, paralel ve gerçek zamanlı veri işleme, robot tasarımı ve robot teknolojileri, uydu izleme anteni, gerçek zamanlı yapay zeka yazılım araçları, robot projesi danışmanlığı. Havacılık ve uzay mühendisinin çalışma ortamı ve koşulları. Havacılık ve uzay mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, uzay ve bilgi teknoloji laboratuvarlarında, akademik eğitim kurumlarında ve diğer sivil ve askeri kuruluşlarda, uzay teknolojinin gereksinimi olan temiz ortamlarda görev yapmaktadır. Araştırma laboratuvarlarında genellikle sayısal verilerle çalışılır. Havacılık ve uzay mühendisi nasıl olunur? Meslek eğitimi, üniversitelerin Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği bölümü ile Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da oldukça yoğundur. Havacılık ve uzay mühendislerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Havacılık ve uzay mühendisleri uydu yer istasyonlarında, Amerika ve Avrupa'daki hava uzay mühendisliği bölümleri olan üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuvarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü, TÜSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi, TÜSAŞ Motor Sanayi, Türk Hava Yolları ve Özel Hava Yolları, Arçelik, NETAŞ, TEKFEN, Hava İkmal Bakım Merkezleri, Otomotiv Endüstrisi ve bu gibi kuruluşlarda ileri teknoloji firmalarında kolayca çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca her zaman için serbest çalışma imkanları vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda eğitim katılma belgesiyle bakanlıkça açılan iş güvenliği uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar, iş güvenliği uzmanı belgesi almaya hak kazanarak iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilirler. Havacılık ve uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarındaki ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.